Selamünaleyküm Asım Bey. Bugün 11 Haziran 2021 Balıkesir Manyas Dümbeköy'ündeyiz. Hacı Guranlık Berzi'nin mezar açılışı ve anma etkinliğine geldik. Sizlerin de duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Çok önemli bir şahsiyet. Bunu tam idrak edebilmek aslında bizler için mümkün değil. Çünkü o günkü insanlar bambaşkaydı. Bunun çeşitli nedenleri var, bambaşka olmaların nedenleri var. Birincisi, o zamanlar tatbik edilen pedagoji sistemi, çocuk yetiştirme sistemi bugünkünden tamamen başkaydı. İkincisi de bu insanlar ömürleri boyu kendilerini bildikleri yaşlarından itibaren mücadele içinde olmuşlar. Tabii bu durumun onlara bir sürü katkıları da olmuş. Mesela Hacı Giranduk bir savaşta, tek bir savaşta 4 oğlunu birden kaybediyor. Bunu şimdi bugünkü ölçülerle düşünmeye kalkarsanız aklın alacağı bir şey değil. Birincisi, bu ne biçim savaştı? 4 kardeş birden şehit oluyor. İkincisi, bu ne biçim bir motivasyondu? 4 kardeş şehit olana kadar direniyor. Bir de babaları, yani Hacı Giranduk nasıl bir insandı ki bütün bunlara göğüs gerebiliyor. Diğer bir oğlu da rahmetli İslam Bey. O da Plevne Savaşı'na gönüllü olarak gidiyorlar. Bir de mecburiyetten gitme değil bu. Gönüllü olarak katılıyorlar ve orada şehit oluyor. Hatta benim dedemin babası da işte akrabaları olduğu için hep birlikte gitmişler. O da buna gönüllü olarak katılıyor. Hatta şöyle bir anekdot da vardır. Demek ki eşi hamileymiş, doğum yakınmış. Bunlar çıkıyorlar atla Samsun'un Kavak kazasının Sıralı köyünden. Atlarına biliyorlar, çıkıyorlar da Plevne'ye gidiyorlar. Bu onlar ayrıldıktan tabii köy köy toplanarak gidiyorlar. Öyle bir baş gidemiyorlar. İlk çocuğu doğuyor. Hanımı doğum yapıyor. Peşinden adam gönderiyorlar haber versin diye. Bunları atla anlatmamın nedeni, verdiği cevap çok enteresan. Biz diyor, hani gözün aydın oğlunuz oldu falan deyince, biz diyor sefere niyet ettik diyor. Geri dönmek olmaz diyor. Allah uzun ömürlü etsin, adını sefer koyun diyor. Şimdi o jenerasyonda bu Kavaklı Sefer Bey, Düzceli Sefer Bey var, şeyli Sapancalı Sefer Bey var. Berzek, hepsi de Berzek. Şimdi rahmetli Hacı Giranduk, işte Osmanlı-Rus harbi çıkınca onların bildikleri, alışmış oldukları şey, vatan saldırıya uğrayınca herkes müdafaaya koşar. Padişah mektup yazıyor. Memleket diyor, harfte diyor, biz burada boş oturuyoruz diyor. Müsaade edersen bir gönüllü birlik teşkil edip biz de iştirak edelim. Padişah'ın da zaten olmaz demesi beklenemezdi. Çünkü biliyor, yani harpte yetişmiş insanlar. Harp etmeyi çok iyi bilen insanlar. Bir de motivasyon olarak buna yatkın insanlar. O şekilde hep birlikte gidiyorlar. İşte bu Sefer Beyler de
O iştirak eden çocuklar. Orada rahmetli İslam Bey de şehit oluyor. Ben İslam Bey'in oğlunu tanıdım. Yani tanıma kısmet oldu. Ben küçükken rahmetli Ömer Bey Samsun'a geldiği zaman bizde kalırdı. Ömer Bey Ömer Bey'i şöyle şey yapalım, o binbaşı. Evet, binbaşı Ömer Bey. Binbaşı Ömer Bey işte Harbiye'den mezun tahmin ediyorum. İşte Atatürklerin filan da devre dönemlerinden, oradan tanışıklıkları da var. Sonradan Samsun'a, Ladiye işte Samsun'a veyahut da jandarma binbaşısı olarak gelmiş. Orada Ladik'te bir çiftlik satın almış. Emekli olduktan sonra o çiftlikte otururdu, çiftliğini işletirdi. Samsun'a geldiği zaman da bizde kalırdı. İşte ben çocukken oradan tanıdım ve hakikaten onu tanımış olmak bana çok gurur veriyor. Şöyle bir Ömer Bey, işte binbaşıyken istifa ediyor, oradan ayrılıyor. Ondan sonra işte bu birinci an harbi şey filan, İstiklal Harbi filan şey yapınca yeniden orduya müracaat ediyor. Beni görevime iade edin diye. Harp çıkınca millet kaçacak delik ararken Ömer Bey rahmetli müracaat ediyor ve buna yarbay rütbesi veriyorlar ve Amasya Jandarma Komutanı, Merkez Komutanlığı'na, yani İstiklal Savaşı, yani 19 Mayıs'ta Atatürk Amasya'ya geldiğinde Amasya Merkez Komutanı görevindeydi. Ve o toplantının da Amasya'da yapılmasının nedeni de Ömer Bey'in orada olması. Çünkü Atatürk Samsun'a geldiğinde çok büyük bir güvenlik sorunu vardı. Bir yandan İngilizler tutuklanması için işte tazyik yapıyorlardı. İkincisi, diğer taraftan da Samsun kurulması tahayyül edilen Pontus Devleti'nin baş şehri olarak düşünülüyordu ve Pontus çeteleri veyahut da neyse yani çeteleri diyelim çok güçlüydü Samsun'da. Bir kısmının merkezi Bafra'da, Menneb yandağındaydı, bir kısmı da Havza'daydı. Atatürk de Havza'ya gidecek, oradan geçecek. Onun için büyük bir sorun, güvenlik sorunu vardı. Ve bu güvenlik sorununu çözmenin şeylerinden birisi de işte toplantının Ömer Bey'in olduğu şeyde, Amasya'da. Böyle tarihi bir şahıs. Şimdi bunlar çok önemli. Bunların bir kısmını tabii tarih kitaplarında görmek, bulmak mümkün. Ama önemli bir kısmını bulmak mümkün değil. Çünkü çoğu kayıtlı değil. O gizlilik nedeniyle, hiçbir kayıt yapılmamış. Başka nedenler de var ama onu şey yapmak da gerekmiyor. Orada zikretmek de gerekmiyor. Şimdi Asım abi, şimdi hem bunu şey yapalım, bir taraftan da sizden şöyle kameranın önünde de bir söz alalım. Bununla ilgili daha geniş bir sohbet anlamında sizi Kafkas Vakfı'nda bizim gençler böyle toplanıyorlar, şey yapıyorlar. Bu konulardaki hatıralarınızı daha böyle geniş bir ortamda da dinlemek istiyorum. Vallahi ben de memnun olurum. Çünkü bu konuda yapılmış araştırmalar var. Ama böyle kitaplaştırılmış, yapılmış değil. Yani amatörce, profesyonel kişiler tarafından da
yapılan şeyler var ama derlenip toparlanmış değil.